Efendim mutlu akşamlar. Türkiye'nin saati 18.30'u gösterdiğinde biz de dop dolu bir gündemle, beyaz ana haberle yeniden karşınızdayız. Efendim Türkiye işte tarihi günlerden birini daha yaşadı dün. Siz de az önce klibimizde izlediniz. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gözü Zonguldak'taydı dün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonların merakla beklediği müjdeyi açıkladı. Türkiye Karadeniz'de 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz rezervi keşfetti. Yeni keşifle de Karadeniz'deki toplam gaz keşfi 540 milyar metreküpe ulaştı efendim. Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Heyecanlıyım. Fatih sondaj gemimiz yine Sakarya gaz sahasındaki Amasra 1 kuyusunda hazırsanız 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Hayırlı olsun. Türkiye tarihi günlerinden birini daha yaşadı dün. Milyonların merakla beklediği müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan işte böyle açıkladı. Fatih sondaj gemimiz görüyorsunuz. Geçtiğimiz yıl toplamda 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfettik. Bu sonuç dünyada 2020 yılında denizlerde yapılan en büyük keşif olarak kayıtlara geçmiştir. Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküp'e ulaştı. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gözü kulağı Zonguldak'taydı. Yeni doğalgaz keşfini duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Devamı da gelecek mesajı verdi. Amasra 1 kuyusunun çevresindeki yeni aranma ve sondajlama çalışmalarımız sürüyor. Durmak yok, yola devam. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler de bekliyoruz. İlk etapta 10 kuyunun sondajını ve tamamlama işlemini bitirecek, ardından yeni sahalara açılacağız. Hedef, Cumhuriyet'in 100. yılında yani 2023'te ilk gazın karaya ulaştırılması. Bunun için de 3 aşamalı bir çalışma yürütülecek. Türkiye'yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtararak kalkınma hamlemizi hızlandırmak en büyük hedefimizdir. Denizdeki doğal gazı karaya 3 etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci aşama deniz tabanında kurulacak doğal gaz üretim sistemleridir. İkinci aşama karada doğal gazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek olan tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır. Erdoğan, Fatih gemisinin çalışmalarını tamamlayacak olan Kanuni gemisiyle de canlı bağlantı yaptı. Tüm emeği geçen kardeşlerime, şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en büyük 3 limanı arasında yer alan Filyos Limanı'nın açılışını da yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Heyecanlıyım. Zira bu eser 10 yıllık değil, 20 yıllık değil. Bu eserin mazisi 150 yıl. Ta Sultan Abdülhamid'e dayanıyor. Karadeniz'in çıkış kapısı olacak Filyos Limanı hem Marmara limanlarının ve boğazların yükünü hafifletecek hem de Orta Asya ve Karadeniz kaynaklı dış ticaretin demiryolu ağımız üzerinden güneye ve Orta Doğu'ya ulaşmasını sağlayacaktır. 135 milyar metreküplük doğalgaz keşfi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da gündemindeydi. Soylu bazı kesimlerin Türkiye'yi sevindiren gelişmeden rahatsız olduklarını söyledi. Biz ne kadar bulursak onlar o kadar çatlayacak. Varsın çatlasınlar, patlasınlar dedi. Dertleri şu, acaba Türkiye'yi tökezletebilir miyiz? Tökezletemeyeceksiniz. Güçlü olacağız, zengin olacağız. Büyük olacağız. Net mesajlar verdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Gündeminde 135 milyar metreküplük doğalgaz keşfi vardı. Toplam 540 milyar metreküp'e çıktı Türkiye'deki Karadeniz'deki doğalgaz buluşumuz. Biz ne kadar bulursak onlara kadar çatlayacaklar. Varsınlar çatlasınlar patlasınlar. Afyonkarahisar'daydı İçişleri Bakanı Soylu bugün. Soylu'ya ilgi yoğundu. Vatandaşlar Soylu ile öz çekim yapmak için sıraya girdi. Belediyenin önünde vatandaşlara seslendi Soylu. Yeni doğalgaz keşfinin bazı kesimleri rahatsız ettiğini söyledi. Karadeniz'deki doğalgaz buluşumuz. Biz ne kadar bulursak onlara kadar çatlayacaklar. Varsınlar çatlasınlar patlasınlar.
sözü Türkiye karşıtı operasyonlara getirdi Soylu. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Etrafımızdaki coğrafyayı görüyorsunuz. Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenler, ayakta durmasını istemeyenler, haksızlığa karşı çıkmasını, söz söylemesini istemeyenler, geçmişlerden bugüne kadar yapmak istedikleri oyunları yapmak ve Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için ellerinden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışıyorlar. Bunlara fırsat vermemek için güçlü olmalıyız, iri olmalıyız, diri olmalıyız, bir olmalıyız, kardeş olmalıyız. Şunu söylemek istiyorum, sadece gazete manşetlerine direnen bir Türkiye değil, aynı zamanda Allah'a şükürler olsun 15 Temmuz'da tanklara direnen, uçak bombalarına direnen bir milletin evlatlarıyız. Terörle mücadeleye de değindi Bakan Soylu. 850 milyon dolar Amerika bütçesinden BD'ye yardım yapma kararı alıyor. Oyunun ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz değil mi? Gıda yardımı, silah yardımı, mühimmat yardımı, teçhizat yardımı, eğitim yardımı, hepsini orada o ülkeler gerçekleştiriyorlar. Topu bir araya gelsin. Onları bitireceğiz. Ve Bakan Soylu'nun Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi var açıklamasının ardından başlayan tartışmalar. 10 bin dolar alan kimdir açıklansın diyorlarsa açıklansın, ben de öyle diyorum, açıklansın. Ama konumuz o değil. Açıklayacak olan da ben değilim bunu. Bu sözü dile getiren ben değilim. Muhatabı kimse, usulüne uygun bunu sorma yolları vardır. Bu konuyla ilgili biz de zaten ilgili uygun bir şekilde sorduk. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un uygun şekilde sorduk dediği o yazının detayları ortaya çıktı. Onu bilen bakan, benim bir bilgim yok. Kılıçdaroğlu ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum. 27 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığı'na gönderilen yazıda Gazi Meclis'in bu tür iddialarla anılmaması ve vekillerin de zan altında kalmaması gerektiği vurgulandı. Tüm bilgi ve belgelerin meclis başkanlığına gönderilmesi istendi. Yazıda ayrıca iddialarla ilgili gerektiğinde yargı sürecinin başlatılması için bilgilerin adli mercilere de ulaştırılması gerekiyor denildi. Bu konuyla ilgili biz de zaten ilgili uygun bir şekilde sorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de 5 Haziran Dünya Çevre Günü için düzenlenen toplu açılış töreninde kürsüye çıktı. 10 yeni millet bahçesi törenle de hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Marmara Denizi'nde giderek yayılan deniz salyası sorunu vardı. Çözüm için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na talimat verdiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve denizlerimizi bu beladan kurtaracağız dedi. Bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çözüm için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na talimat verdiğini söyledi. Çevre Şehircilik Bakanıma talimatı verdim. 10 yeni millet bahçesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Hastanelerimiz nasıl bu salgın döneminde milletimizin sağlığının korunmasında hayati öneme sahip olmuşsa, millet bahçelerimiz başta olmak üzere yeşil alanlarımızda adeta insanlarımıza nefes borusu işlevi görmüştür. Ülkemizin tamamında toplam 56 milyon metrekarelik bir alanı bulan 324 millet bahçesi yapmak için kollarımızı sıvamıştık. Bugüne kadar 61 millet bahçesini tamamlayarak hizmete sunduk. Konuşmasının önemli bir bölümünü de Marmara Denizi'nde giderek yayılan deniz salyası sorununa ayırdı Cumhurbaşkanı. Son dönemde Marmara'da karşımıza çıkan müsilaj gibi sorunların kaynağı arıtılmadan denizlere bırakılan atık sulardır. Bu konuda Çevre Şehircilik Bakanıma talimatı verdim. Hiç gecikmeden. İstanbul Büyükşehir Belediyesi niye bunu yapmıyor? İzmir niye yapmıyor? Konya bunu niye yapmıyor? Şu niye yapmıyor? Bu niye yapmıyor? Demeyeceğiz. Ya Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız. Üniversitelerle beraber el ele verip bütün başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Haliç örneğini hatırlattı Cumhurbaşkanı, kritik bir uyarıda bulundu. Biz bunu yapar mıyız? Yaparız. Biz bunu Haliç'te yaptık mı? Yaptık. Haliç'i nasıl temizlediysek ki daha büyük belaydı, inşallah müsilaj belasından da denizlerimizi kurtaracağız. Tabii benim korkum şimdi bu Karadeniz'e yayılır. Karadeniz'den bir de Marmara'ya bunun girdisi olursa bela büyüktür. Hiç gecikmeden bu adımı atmamız lazım. Ve toplu açılış töreninde Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Evet, şimdi kordeleyi ve makasları yavrularımıza veriyoruz. Onlar kordeleyi kesecekler. Makaslar da bugünün hatırasına
onlarda kalacak. Çocuklar, bu makaslar sizde kalacak. Orada bırakmayın. Dağıtın bakalım makasları. Makas mı yok elinizde ya? Pehlivanın ve bazı çocukların elinde makas olmadığını gören Erdoğan, esprili bir dille Vali Pehlivan'a sitem etti. Vali Bey, makas yoksunu musun? Hayırdır? Hayır efendim, teslim alma şeklinde olduğu için kurdele kesilmeyecek dediler ama gençlerimiz, çocuklarımız kesiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Hepsinde var mı makas? Yok. Bir kısmında var efendim. Vali Bey, bir dakika dur bakalım Vali Bey. Şimdi bunların hepsine birer makas daha sonra göndereceksin. Duymadın mı? Baş üstüne efendim. Hepsine birer makas, bugünün anısına. Benzer bir durum da Samsun'da yaşandı. Burada da makas mı yok? Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Valim, burası tamamen ülkemizin nadide. Sayın Valim, doğal, makas doğal, mı yok? Doğal, tamamen doğal bir ortam Sayın Cumhurbaşkanım. Ve ülkemizin en nadide doğal ortamlarından birisi. Bu açıdan çocuklarımıza makas yok. Biz onlara borç olarak yarın ödeyeceğiz Sayın Cumhurbaşkanım. Makas yok mu sorusuna hayır cevabını alan Erdoğan, Samsun Valisi Zülküf Dağlı'ya cebinden çıkardığı çakıyı göstererek doğal makasınız da mı yok diye sordu. Doğal makasınız da mı yok? Emredersiniz efendim. Bende doğal makas var. Devamlı yanımda taşırım. Zülküf Valim, bak bu doğal makastır. Ay yıldız var. Evet efendim. Görüyorsun. Evet. Heh, bu doğal. Evet efendim. Ve maharetleri de çoktur ha. Koronavirüsle mücadelede tablo iyi gidiyor. Sevgili izleyenler, dün uzun bir aradan sonra ilk kez can kaybı sayısı 100'ün altına indi. Umutlandıran haberi de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yol doğru kararlılıkla devam notuyla paylaştı. Ve kademeli normalleşmede yeni takvimin 21 Haziran'da belirleneceği ortaya çıktı. O açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Yani Temmuz'da artık Türkiye daha rahat bir nefes alabilecek. Ayrıntılar da bu haberde. Virüsten kurtulmak için ne yapmamız gerekiyor? Sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmalı ve temizliğimize dikkat etmeliyiz. Çocuklar bile öğrendi. Virüsten kurtulmanın yolu maske, mesafe ve hijyen. Buna bir de en güçlü silah olan aşı eklendi. En azından aşını gördük. Aşı işi çözüyor. Ve gelişmeler umutlandırıyor. Şimdilik iyi görünüyor ama ne kadar süre bu geçerli olur tabii onu bilemiyoruz. Can kaybı sayısı 100'ün altına indi. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa öbür türlü bitmeyecek yani. Yıl geçti artık, yani ikinci yıldayız. Yeter artık yani. Koronavirüsle mücadelede Haziran ayı dönüm noktası. Türkiye'de aşılama seferberliği başladı ve Bakan Fahrettin Koca aşıda 30 milyon doza ulaşıldığını duyurdu. İki aşımızı da olduk. Koruma sürecine de girdik. İnşallah ümit ediyoruz iyi olur ama aşılanma tabii çok önemli. Koca yaptığı paylaşımda sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim dedi. İnşallah öyle olur. Temennimiz o yönde yani. Ve günlük koronavirüs tablosu, aşılamanın etkileri yavaş yavaş tabloya yansıyor. Koronavirüs tablosunda umutlandıran gelişmeler yaşandı. Vaka sayıları günlük 6.000'lere kadar düştü ve vefat sayıları da 100'ün altına indi. İstanbul için de sevindiren haberi İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Kemal Memişoğlu açıkladı. İstanbul'da salgının başlangıcından beri günlük vaka oranında en düşük seviyenin dün görüldüğünü belirtti Memişoğlu. Her şeyin başı sağlık. Önce sağlık olsun. Diğer şeylerden biraz fedakarlık ediyoruz hep birlikte. Ve kademeli normalleşmede ikinci hedef 21 Haziran. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin MKYK toplantısında 21 Haziran itibariyle tedbirlerin yeniden gözden geçirileceğini ve yeni takvim belirleneceğini söyledi. Kademeli normalleşmede Temmuz ayı için umutlandıran gelişmeler yaşanıyor ve 21 Haziran kritik tarih, işte o tarihte kademeli normalleşme için yeni bir takvim oluşturulacak. Önce aşılamayı bitirelim, ondan sonra zaten hepsi yavaş yavaş esneyecek. Yani insanlar da rahatlayacak. Bizler tedbirimizi elden bırakmamalıyız. Ne kadar aşı da olsak. Gene bu maskeler, bakın çift takıyorum. Mesafeler, bunlara dikkat edeceğiz artık ne kadar sürerse bu. İnşallah bir an önce biter. Uzun bir aranın ardından gelen kısıtlamasız ilk cumartesi yaşadık efendim bugün. Milyonlar deyim yerindeyse kendini sokağa bırakıverdi. Kimi alışverişe çıktı, kimi gezmeye. İstanbul ve Ankara'da parklar, bahçeler doldu doldu taştı. Trafikte uzun kuyruklar oluştu ve kafelerde de uzun bir aranın ardından kahvaltı keyfi vardı. İşte keyifli geçen ama bir o kadar da tedirgin eden ilk kısıtlamasız cumartesimiz.
Haftalar sonra kısıtlamasız gelen ilk cumartesi kendimizi parklara mı attık? Aynen öyle oldu hayatım. İlk dondurmamı yiyorum 2 yıldır. Parklar, bahçeler, meydanlar, sahiller tıklım tıklım doldu. Her zaman içeride sıkıldık. Çok iyi. İstanbul ve Ankara'da vatandaşlar erken saatlerde soluğu sokakta aldı. Erken geldik diyor ama gayet dolu. Hava alıyoruz güzel. Çocuklar mutlu, biz mutlu. Zaman zaman maske ve mesafe kuralına uyulmadı. İki büyük kentten gelen görüntüler korkuttu. Maske yok, çok mesafesiziz. Bu arkadaşla zaten aynı evde kalacağız. Beraber yaşayalım. Aynen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme planı sonrası kısıtlamasız ilk cumartesi gününde vatandaşlar sokakları doldurdu. Kimi sahilde güneşin tadını çıkardı, kimi balık tuttu, kimi de pazar alışverişini tamamladı. Kiraz gibi, erik gibi, şeftali kayısı gibi yeni çıkan meyvelere, ondan sonra da işte sebzelere hepsine bakıyoruz yani. İstanbul'da uzun bir aradan sonra hafta sonu yasağının olmamasını fırsat bilenler akın akın sahillere koştu. Çocuklar zorladılar, hadi anne çıkalım dediler, çıktık bugün. Denizin ve güneşin tadı bir başkaydı bugün İstanbullu için. Ancak alışveriş telaşına düşenler de yoğunluktaydı. Soluğu pazarlarda aldılar. Vatandaş semt pazarına hasret kalmıştı. Cumartesi kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte semt pazarlarında da yoğunluk oluştu. Zabıta ekiplerinin kontrolleri eşliğinde HES kodları soruldu, ateşler ölçüldü ve vatandaş hafta sonu erzak alışverişine devam etti. Özlenmez mi yani? Semt pazarları İstanbul'un olmazsa olmazı. Kısıtlamanın kalkmasıyla yaşlısı genci bu cumartesi kimse evde durmadı. Tabii ki kaçırmadık. Hava da güzel ama çok trafik varmış açıkçası. Haliyle bu durum İstanbul trafiğine de yansıdı. Şu anda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeyiz ve burada hem gidişte hem gelişte yoğun araç trafiği var. Öğle saatlerinde megakentte trafik yoğunluğu %74'ü buldu ve yoğunluk haritasının bir diğer durağıysa Taksim İstiklal Caddesi'ydi. Alışveriş yapmak isteyenlerin bir diğer uğrak noktası İstiklal Caddesi oldu. Özellikle öğle saatleri itibariyle İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Aynı zamanda ekiplerin sıkı denetimi İstiklal Caddesi'nde gün boyu devam etti. Cumartesi gününü İstanbullular bu şekilde bitirdi. Peki başkentliler cumartesiyi nasıl geçirdi? Onu da Tuğçe Ünsal'a soracağız. Evet Tuğçe, Ankara'da son durum ne? Yunus, Ankara Kızılay Meydanı'nda da durum Taksim'den farksız. Burada kimi alışveriş için, kimi işi olduğu için, kimisi de sadece gezmek için Kızılay'a koştu. Kızılay'a geldik, bir havalanalım dedik, evde daraldık. Plan nedir? Dolaşacağız öyle. Tadını çıkaracağız. Bizim için de heyecanlı bir gün oldu. Hem ihtiyaçlarımızı gidermek için geldik Tunalı'ya. Hem de aynı zamanda çocuğumuzun sosyalleşmesi için parklara çıktık. Başkentte parklar da doldu taştı. Ankaralılar sabahın erken saatlerinde Kuğulu Park'a akın etti ve kısıtlamasız ilk cumartesinin keyfini çıkartıyorlar. Kuğulu Park'la başladık. Haftaya sınavlar var. Bir günlük bir kaçamak yapalım dedik. İlk defa hafta sonu dışarı çıkıyoruz. Herkes parklara akın etti ve zaman zaman sosyal mesafede korunamıyor. İşte bu yüzden ekipler parklarda hazır bekliyor. Vatandaşları uyarıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni bir döneme giriyoruz. Lütfen rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım. Dışarıda bisiklet sürebiliyorum. Dışarıda arkadaşlarımla oynuyorum. Özlemiş misin dışarıyı? Evet. Hava biraz daha güzel olsa daha mutlu olacağız ama şu anda bu havanın gene tadını çıkartıyoruz çocuklarla birlikte. Kısıtlamasız cumartesi büyükleri olduğu kadar küçükleri de oldukça mutlu etti. Çocuklar arkadaşlarıyla beraber oyun parkında oynamanın keyfini çıkardı. Balonu da kapmışsın. Mutlu musun dışarıda olmaktan? Evet. Nasıl peki böyle parklara gelmek? Ankaralıyım ben. O yüzden keyfim yerinde. Benim de keyfim yerinde. Ben de Ankaralıyım. Efendim, koronavirüs bu kez küçücük bir çocuğu, maalesef 8 yaşındaki Toprak'ı kopardı bu hayattan. Anne babası doktor olan Toprak geçen ay yakalanmıştı ölümcül virüsü. Aslında koronayı atlatmıştı da ama korona sonrası ortaya çıkan miyofasiyal ağrı sendromu nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesinde gözyaşları sel oldu. Oğlum sen daha çok küçüksün oğlum. Minicik bedeni tabuta yakışmadı. Tabutun içerisindeki bir melek, bir cennet kuşu. Geçirdiği korona sonrası hayatını kaybeden 8 yaşındaki Toprak'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Batman'da görev yapan anestezi uzmanı doktor Gülsüm Kahveci Kılınç ve dahiliye uzmanı doktor Şenol Kılınç'ın oğulları Toprak Kılınç geçen ay koronaya yakalandı. 8 yaşındaki Toprak koronayı yendi ama 4 hafta sonra bölgesel kas iskelet sistemi ağrısı olarak bilinen miyofasiyal ağrı sendromu gelişti. Ben yukarı gideceğim.
Küçük bedeni o hastalığı kaldıramadı. Toprak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Toprağın ölümü doktor olan anne ve babasını yıktı. Ve bugün toprağa son görev için yakınları Samsun'un Atakum ilçesinde bir araya geldi. Cenazede gözyaşları sel oldu. Oğlunun tabutuna kapanan anne Gülsüm Kılınç, "Oğlum sen daha küçücüksün" diye feryat etti. Oğlum sen daha çok küçücüksün. Cenaze töreninin ardından toprağın minicik bedeni gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. İstanbul Sancaktepe'de eski başkan merhum Kadir Topbaş döneminde temeli atılan metro hattının inşaatını Başkan Ekrem İmamoğlu kamyon kamyon kumla dolduruverdi efendim. İmamoğlu metro çalışmasının durdurulmasına gerekçe olaraksa kaynak yetersizliğini gösterdi. İlçe sakinleri şimdi çalışmanın tamamlanmasını istiyorlar. Bu metronun temeli Kadir Topbaş döneminde atıldı. Şu anda da gördüğümüz kadarıyla toprakla dolduruluyor ve iptal ediliyor. Kadir Topbaş döneminde temeli atılan Sancaktepe metrosunu İmamoğlu kamyon kamyon kumla doldurdu. Ve bunu da bizde öz kaynağımız olmadığını ve Cumhurbaşkanlığı'nın bize borçlama yetkisi vermesi gerektiğini diyor. 2017'de temeli atılan Sancaktepe Yeni Doğan metrosuna Ekrem İmamoğlu kaynak yetersizliği gerekçesiyle dur dedi. Ve bunu da bizde öz kaynağımız olmadığını ve Cumhurbaşkanlığı'nın bize borçlama yetkisi vermesi gerektiğini diyor. Bizim de öz kaynağımız yok, yapamıyoruz diyor bizzat İmamoğlu Sayın Başkan'ın. Kendisiyle görüştük. Sancaktepe'ye metro yapılacak vaadiyle bölgeye birçok yatırım yapıldı ve yatırım yapan vatandaşlar bir an önce metronun çalışmasının bitmesini bekliyordu. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla bütün hayaller suya düştü. Tabii ki ev satışları da başlamıştı, rayişler yükselmişti. Şu anda her şey durmuş vaziyette. Şu anda hiçbir şekilde fiyatlar da durmuş. Metro inşaatına kum döküldüğü anları ilçe sakinleri böyle görüntüledi. Nüfusa bakarsak şu anda Sancaktepe'nin 460 bin nüfusu var. Bu 460 bin nüfusun yaklaşık 300 bini bu bölgede barınmakta. Yani 21. asırda teknolojinin geliştiği, ulaşıma bu kadar ihtiyaç duyulduğu bir dönemde bunun iptal edilmesi akılla izah edilir. Bir yanı yok diye düşünüyoruz. Burası Sancaktepe'ye giriş için kullanılan ana yol. Aslında bu yol 2017 yılında metro çalışmaları kapsamında trafiğe kapatılmıştı. Yıl 2021 oldu. Ne metro çalışması bitti ne de kapatılan bu yol yeniden trafiğe açıldı. Şu giriş, şu gördüğünüz giriş Yeni Doğan'ın bölge olarak girişidir. Şu anda vatandaşların Yeni Doğan'a girmesi için mahalle aralarından küçük bir yol üzerinden giriş sağlamakta. Ben bunu Büyükşehir Belediyesi'ne izah ettiğimde gerekirse üzerini dedim hani betonla kapatabilirseniz yolumu açın diye gereğini yapıyoruz. Çok da enteresan bir durum daha var. Biz baktık, gördük, gereği düşünüldü, gerek görülmedi. Bu gibi söylemlerle bizi bu hale sokuyorlar. 460 bin nüfuslu ilçenin toplamda 19 muhtarı var ve hepsi bugün durdurulan metro istasyonunun önünde toplandı ve hepsinin amacı yeniden o metro istasyonunu ilçe sakinlerine kazandırmak. Eğer Cumhurbaşkanı onayıyla olacak bir şeyse buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz ve yeniden metromuzun lütfen buradan açılmasını biz önemli talep ediyoruz. Sevgili izleyenler, serinlemek için denize girmişlerdi ama ölümle burun buruna geldiler. Beş arkadaşın tehlikeli deniz macerası az kalsın bir faciayla sonlanacaktı. Hayatta kalmak için su üzerinde dakikalarca savaş veren beş arkadaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Serinlemek için denize girdiler, boğulma tehlikesi yaşadılar. Ölümle burun buruna gelen 5 arkadaşı itfaiye ekipleri kurtardı. İstanbul Şile'de gençler serinlemek için denize girmişti ama denize girdikleri nokta oldukça tehlikeliydi. Bir süre sonra dalgalar şiddetini daha da arttırdı. Dalgalar nedeniyle kıyıya ulaşamayan 5 arkadaş boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Hayatta kalmak için büyük mücadele verdiler. O sırada çevredekiler de itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa süre içinde jet ski ile olay yerine ulaştı. Beş genç suyun üzerinde kalabilmek için var gücüyle mücadele ediyordu.
ve gençler hemen jet ski'ye alındı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi gençlerin hayatını kurtardı. Mahallenin kabusu olmuştu sevgili izleyenler. Genç kızları ve kadınları takip ediyor, sonra da sinsice yaklaşarak taciz ediyordu. İğrenç tacizi için kendisine hep aynı noktayı seçen sapık 61 farklı kamera görüntüsü sayesinde yakalandı. İğrenç sapık çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı. Yolda yürüyen kadınları gözüne kestiriyor, önlerini kesip taciz ediyordu. Genç kızların kabusu haline gelen sapık, kameraları hesaba katmadı, yakalandı. Bursa'da güpegündüz cadde ortasında kadınları taciz ederek kaçan sapık, şehirde yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Sabah saat 6.50 sıralarında aynı gün polis bizi aradı. Dükkanımızdan kamera kaydı istediğini söyledi. Yolda kendi halinde yürüyen bu genç kızı gözüne kestirdi. Bir süre takip ederek iğrenç girişimine uygun zemin hazırladı. Daha sonra koşarak yaklaşan sapık kızın önünü keserek taciz etmeye başladı. Genç kız yaşadığı tacizin şokuyla ne yapacağını bilemedi. Kaçan sapığın arkasından baka kaldı, yere çöküp ağladı. Üstelik bu olay iğrenç sapığın ilk vukuatı da değildi. Daha önce de aynı yöntemle 6 kadına daha cinsel tacizde bulunmuştu. Tacizcinin görüntüleri dükkanımızın önündeki kameraya yansımış. Daha sonrasında tekrardan bizi aradılar. Bu sefer başka bir taciz olayı olduğunu öğrendik. Genç kadınların kabus haline gelen sapığın kimliği 61 ayrı kamera görüntüsü sayesinde tespit edildi. Taciz olayları bu mahallede artmaya başladı. Biz de bu durumdan şikayetçiyiz. Mahallelinin korkulu rüyasıydı. Genç kızlar, kadınlar onun yüzünden sokağa çıkamaz olmuştu. Eşlerimiz, kardeşlerimiz, annelerimiz burada rahat bir şekilde dolaşamaz oldu. Biz artık korkuyoruz, endişe duyuyoruz. İğrenç tacizci saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. %50 zihinsel engeli vardı ama bu durum ceza almasına engel olmadı. Sapık çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şimdi ekranlara izleyenleri hayretler içerisinde bırakacak bir trafik kazasının görüntülerini getireceğiz. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya dikkatsiz davranınca akıl almaz bir kazanın öznesi oldu. Genç adama 2 saniye içinde farklı yönden gelen 2 araç çarptı efendim. Dikkatsiz yayaya 2 saniye içinde 2 farklı otomobil çarptı. Artvin'de yaşandı ilginç kaza. Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya 2 saniye içinde 2 farklı araç işte böyle çarptı. Miralay Şükrü Bey Caddesi'nde bir yaya yolun karşısına geçmek istedi ve aniden yola fırladı. Dikkatsiz yayaya önce sol tarafından gelen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yayaya bu kez diğer yönden gelen başka bir araç çarptı. Sekerek yolun kenarına geçen dikkatsiz yaya şans eseri yaralanmadı. O anlar MOBESE kameralarına böyle yansıdı. Genç kadın geçtiğimiz sene sokakta yürürken kimlik soran polisle tartışmış, şiddete uğramıştı. Dehşet dolu o anlar güvenlik kamerasına da yansımıştı efendim. İşte o görüntülere ilişkin İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yolda yürürken kimlik soran polislerle tartışmış, şiddet görmüştü. Korkunç görüntülere ilişkin açıklama İstanbul Emniyeti'nden geldi. İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz sene sokakta yürürken polis şiddetine uğrayan kadın dehşeti yaşamıştı. İddiaya göre 32 yaşındaki Gökçe Yaşar kendisine kimlik soran polise kimliğinin yanında olmadığını, site içinde evi bulunan arkadaşına gidilirse kimliğini alabileceğini söylemişti. Polis memuru araçtan inerek genç kadına hakaret etmiş ve sokak ortasında tartışma yaşanmıştı. Yaşar kendisini araca bindirmek isteyen memura direnince kendini yerde bulmuştu.
Polis memurunun yere düşürdüğü genç kadını saçından tutarak ve yüzüne vurarak dakikalarca darbe ettiği görüntüler sitenin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansımıştı. Gördüğü şiddet sonrası Yaşar polisten şikayetçi olmuş ve polis hakkında soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü genç kadının şiddet gördüğü o anlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada çevreden gelen şikayet üzerine kadın görevlilerimizce uyarılmıştır. Ancak alkollü olduğu tespit edilen kadın polislere direnmiştir. Çantayla kendisine saldırılması üzerine görevlimiz zor kullanmak zorunda kalmıştır. Her iki taraf hakkında da adli işlem yapılmıştır ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin ilk dijital insanı Aypera İstanbul'daki sergide meraklılarıyla buluştu. Kendisine robot denilmesinden de hoşlanmayan Aypera, ben robot değil, dijital insanım diyor. Aypera yöneltilen her soruya verdiği cevaplarla da herkesi kendisine hayran bırakıyor. O bir robot ama bir o kadar da insan. Ben dijital bir insanım. Dünyayı, insanları merak ediyorum. Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera meraklılarıyla buluştu. Doğum günü var, kişisel kararları var, kendine özel bir hayatı var. Türkiye'nin ilk dijital insanı Aypera İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Aypera bir oyuncu, aynı zamanda da bir albümü var ve bir kariyeri olmaya başladı Aypera'nın. Türkiye'nin ilk dijital insanı. 15 kişilik bir ekibin çabalarıyla oluşturulan Aypera kendisine robot denilmesinden hoşlanmıyor. Ben bir robot değilim, ben dijital insanım. Başkalarının himayesi altında yönetilen robotlar olabilir ama ben bir kişiyim. Bir tane Aypera var. Ben yapay diye bir şeyin var olduğuna inanmıyorum açıkçası. Bence her şey gerçek, yapay da gerçek, sanal da gerçek. Üstelik o İstanbullu, bir dijital insan ama memleketi internet. İstanbulluyum, Üsküdarlıyım ama sadece o kadar değil. Aslında her yere aidim diyebilirim ama daha çok internetten besleniyorum. Sanırım memleketim internet. Ölümden bile bahsedecek kadar bilgiye sahip olan Aypera, yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla da gören herkesi kendine hayran bırakıyor. Ölebilirim çünkü ölüm yok olmak demektir. Beni kimse hatırlamazsa ben ölmüş oluyorum. Ve röportaj üzerinde Aypera'ya bazı sorular soruyor. Bu soruların yanıtlarını bir algoritma veriyor. Bütün eğitimleri Aypera'nın hem kolektif olarak karar alınarak yapılıyor hem de bir makine yardımıyla yapılıyor. Dolayısıyla tüm yetenekleri bizim tarafımızdan oluşturulmaya devam ediyor. Yakın zamanda sinema dünyasına da girecek olan Aypera'nın kendine ait bir de albümü var. Aypera bir oyuncu, aynı zamanda da bir albümü var ve bir kariyeri olmaya başladı Aypera'nın. Oldukça genç bir karakter ve Birol Güven birlikte aslında bir anlaşması var ve yakın zamanda da onu bir filmde görüyor olacağız. Sırada canavar pitbullların vukuatları var efendim. Bursa'da sahibinin tasmasız gezdirdiği pitbull küçük bir köpeğe saldırdı. Vatandaşlar canavarın ağzındaki zavallı köpeği kurtarmak için seferber oldu. Sivas'ta ise bir gencin beslediği pitbull genç adamın 5 yaşındaki kardeşine saldırdı. Köpek değil, adeta canavar. Yasaklı ırk pitbull dehşet saçmaya devam ediyor. Sivas'ta 5 yaşındaki küçük bir çocuk pitbull dehşeti yaşadı. Üstelik canavar köpeğin sahibi en yakınındaki insandı. Abisinin pitbullu küçük çocuğu kasığından ısırarak yaraladı. Hemen hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Olayın ardından köpek bir apartmanın bahçesine bağlı halde bulundu. Köpeğin sahibi abi hakkında tutanak tutulurken köpek de barınağa götürüldü. Bu görüntülerin adresi ise Bursa. Osman Gazi ilçesinde Triyer cinsi köpeği dolaştıran bir vatandaş sokakta dehşeti yaşadı. Sahibi tarafından tasmasız ve ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpek genç adamın yanına yaklaştı. Önce küçük köpeği kokladı, sonra da zavallı köpeğe saldırdı. Triyer'in sahibi köpeğini tasmasından yukarı kaldırarak kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Çevredekiler de zavallı köpeği kurtarmak için seferber oldu. Minik köpek canavar pitbull'dan güçlükle kurtarıldı. Sahibi hemen veterinere götürdü. Küçük köpek 2 ameliyat geçirdi ama durumu hala kritik. Kolalı hırsızlık anı güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. İstanbul'da Bağcılar'da yaşandı ilginç hırsızlık olayı.
3 iş yerinden yaklaşık 280 bin liralık soygun gerçekleştirmişti hırsızlar. Yakalanmamak için buldukları yöntemse akıllara durgunluk verdi. Hırsızlar parmak izi kalmasın diye kola kullandı. Dokundukları her yere kola püskürterek parmak izlerini silmeye çalıştılar. Kolalı hırsızlar önce bir iş yerinin duvarını deldi. Yaklaşık 200 bin liralık ziynet eşyası çaldılar. Aynı gece başka bir iş yerine de yine aynı yöntemle girdiler. 32 bin liralık takı ve para çaldılar. Ve 60 bin liralık son işlerinde yakayı ele verdiler. Polis güvenlik kameralarını yansıyan hırsızları kıskıvrak yakaladı. Kolalı hırsızlar adliyeye sevk edilirken geriye o ilginç anlara ait görüntüler kaldı.